Efendim şimdi sıradaki konuğum genel cerrahi uzmanı Operatör Doktor Ahmet Bekin. Hocamla biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda da beraberdik. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhaba tekrar. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Vallahi hocam herkesin derdi kiloymuş. Aynen. Gerçekten ne kadar mesaj aldık sizinle yaptığımız programdan sonra. Dedik ki hemen bu haftada hem izleyicilerimizin bize sorduğu soruları size aktaralım. Hem de sizden birazcık daha Evet. detaylı öğrenelim. Bu mide botoksunu yine konuşalım Evet, istedik. zaten o yüzden biraz daha hazırlıklıyız böyle. Daha ayrıntılı anlatalım diye bu sefer biraz tahtada çizimler falan da yapacağız. Böyle Evet, daha biraz keyifli bir daha şey olur. detay görmek istiyor Evet, daha detaylı izleyicilerimiz. girelim bu sefer. Hem de ben aralarda yine izleyicilerimizin bize sorduğu soruları size iletiyor olayım. Başlayalım hocam, buyurun. Evet, yani şimdi yine hani geçen haftayı biraz özetlersek, mide botoksu, özellikle yüze yapılan botoksun mide içerisine küçük küçük enjeksiyonlarla yapılması aslında aynı ilaç. Yüze yaptığımızın sadece çok daha fazlasını mide yapıyoruz. Bu sayede mideyi aslında biraz küçük bir şekilde dondurup insanların daha çabuk doymasını ve en büyük bela olan o iştahın ortadan kalkmasını sağlıyoruz. Bu şekilde de gerçekten güzel de bir diyet yapıldığı zaman çok güzel kilolar verilebiliyor. Botoks genel olarak hani özetlersek bu şekilde. Onun haricinde herkese yine yapılabiliyor. Hani 3 kilo fazlası olan, 50 kilo fazlası olan. Dediğim gibi hani hedef sadece kilo verdirmek. Biz bu işi kilo vermek için yapıyoruz diye değil. Biz burada iştah kontrolü ve porsiyon kontrolü için yapıyoruz. Hastalarda bunu bizim de desteğimiz sayesinde 6 ay boyunca biz resmen böyle kafalarında devamlı ne yediniz, ne içtiniz, ne yaptınız diye böyle devamlı kontrol ettiğimiz için 6 ay boyunca güzel bir destekle birlikte çok güzel bir düzene sokuyoruz. Bu düzene girip bu kadar az yiyip porsiyonları kontrol edince de kilo vermemek hani öyle bir ihtimal yok böyle Mümkün söyleyeyim. değil diyorsunuz. Ben bize sizinle ilgili gelen soruları böyle birazcık göz Evet. gezdirirken şöyle bir soruya rastlamıştım. Ben işte 90 kiloyum, 75 olmak istiyorum. Bunu kendimiz belirleyebiliyor muyuz diye. Böyle bir şansımız var mı mide botoksunda? Tabii ki var. Yani şöyle kilo ver yani kiloyu her türlü botoks sayesinde verirsiniz ama kaç kilo vereceğiniz açıkçası size bağlı. Ne kadar güzel bir şekilde bu size verdiğimiz bizim tokluk ve iştah kaybını ne kadar güzel kullanırsanız o kadar güzel şey yaparsınız, hedefinize ulaşırsınız. Mesela şöyle düşünün, ben sizin önünüze bir sürü hedef tahtası koydum. Ondan sonra da elinize ne bileyim böyle bir örnek vermek ne kadar doğru ama işte silah verdim. Bu hedefleri vuracaksınız diye. Şimdi siz bana ben elimdeki silahla kaç hedef vurabilirim? Şimdi onu ben bilemem ki. Elinize ben gerekli bütün her şeyi vermişim, hedefleri koymuşum, eğitiminizi verdim. Artık o sizin ne kadar istediğiniz ve ne kadar güzel bir şekilde yaptığınızla ilintili. Peki kilit soru hocam. Buyurun. Yaptırdık mide botoksumuzu. Güzel de kilo verdik. Sonrasında kilo alabilir miyiz tekrardan? Evet, geçen hafta da aslında söylemiştim. Kilo vermenin 50 çeşit yolu var. Yine ufak ufak özetleyelim. Tüp mide ameliyatları, metabolik cerrahiler, balon, bypass, akupunktur, botoks, ne bileyim bir sürü işte yağ yakımı masajları vesaire bir sürü yöntem var. Ama kiloyu korumanın tek bir yolu var. Beslenme alışkanlığını düzene sokmak. Siz eğer beslenme alışkanlığınızı düzene sokamazsanız, ben hep hastalara böyle güzel bir örnek veririm. İsterseniz ben sizin ağzınıza dikiş atayım, tamamen kapatayım. Siz o dikişlerin arasından bir pipet sokar, sıcak çikolatayı içersiniz. Yine kilo alırsınız. Bizi çok iyi tanıyorsunuz hocam gerçekten. Hani bunun gerçekten şeyi yok. Tabii ki botoksa kilo verip eğer düzene sokmazsanız alırsınız. Ama bu saydığım yöntemlerin hepsinin içerisinde sizi beslenme alışkanlığınızı düzene sokacak olan en iyi yöntem kesinlikle botoks. Çünkü bir, hiçbir yerinizi kesmiyoruz, biçmiyoruz. İş hayatınızdan, işinizden, gücünüzden etmiyoruz. Artı midenizi toparlatıp porsiyonlarınızı küçültmeye yardımcı olduğumuz için, iştahınızı kapattığımız için, sizi çok çabuk doyurduğumuz için siz o düzene çok rahat girebiliyorsunuz. O yüzden botoks gerçekten bu şeyde beslenme alışkanlığını düzene sokmada ve verdiğiniz kiloyu korumada diğer saydığım yöntemlerden bir tık önde gidiyor. Bir de hocam bizim acaba biraz milletçe kilo takıntımız mı var? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet yani hani bize gelen hastalar ya kilo takıntımız değil de biraz algı değişiyor. Mesela bir bakıyorum ben böyle 50 kilo fazlası var ama diyor ki hani ben 10 kilo vermek istiyorum. Bir bakıyorum 2 kilo fazlası var depresyona giriyor. Hocam ben 15 kilo vermem lazım diye. Biraz bu konuyu yanlış anlıyoruz diyeyim.
Ama tabii hani genel olarak ülkece kendimize bakmak, sağlığımızı düzene sokmak, fiziğimizi korumak adına hani bu konuya değer veriyoruz gerçekten. Güzel bir şey. Peki hocam, tüp midesi olan bir hastaya mide botoksu uygulanabilir mi? Evet, gerçekten çok sorulan bir soru. Bize de geliyor, size de gelmiş. Tüp mideli hastalar, az önce söyledim ya, yani ne yöntem yaparsak yapalım. Biz kilo verdikten sonra tekrar bu kiloyu eğer beslenme düzenimizi şeye sokmazsak, beslenme alışkanlığımızı düzene sokmazsak, gerçekten tüp mide ameliyatı olsak bile 50 kilo, 60 kilo verip sonra tekrar bunu 40'ını, hatta 30 verip 40 alan gibi hastalarla çok karşılaşıyoruz. Bizim botoks yaptığımız hastaların ortalama %20'si daha önce tüp mide ameliyatı olmuş, sonra tekrar kilo almış olan hastalar. Evet, tüp mideli hastalara da yapılır. Neden? Biraz böyle isterseniz hani söz ettiğim gibi tahta da getirdik. Hem balonu, hem botoksu, hem tüp mideyi Anlatalım anlatalım ki hocam. Buyurun o zaman. insanlarda daha şey olsun, burada Beraber çizerek. anlatalım. Ben hatta şöyle bir soru da geldi bize izleyicilerimizden. Onu da size aktarayım. Şöyle de bir kararsızlıkları var izleyicilerimizin. Yani birçok biliyorsunuz sağlıkta güzel gelişmelerimiz var bu konuda. Balon mu, mide botoksu mu yoksa ameliyat mı olmalıyım Ameliyat diye mı? Evet. izleyicilerimiz hep kararsız kalıyorlar. O noktada da nasıl karar vereceğiz Evet. onu da konuşalım. Şöyle yapalım. Biz buraya, şuraya ameliyat diyelim. Güzel de bir Ameliyat. karşılaştırma yapmış Aynen oluruz aynen. hem de. Şuraya midemizi güzelce çizelim şöyle. Şuraya balon diyelim. Yine midemizi çizelim. Hepsinde mideye etkisini gösterelim. Şuraya da botoks diyelim. Üçünü de şu an Aynen karşılaştıracağız. öyle. Şimdi ameliyatta biz midenin içine, yani karnın içine giriyoruz. Ameliyat yöntemiyle midenin şu kadar kısmını alıyoruz. Ve bu bölgeyi tamamen çıkartıyoruz. Balonda bunu cerrahi olarak, yani hastayı uyutuyoruz, ameliyathaneye indiriyoruz. Ameliyathanede direkt cerrahi yöntemle bu işlemi yapıyoruz. Yani aslında burada kesme biçme var. Şöyle makas çizelim. Kesme biçme var deyince. Büyük bir cerrahi operasyon var Büyük bir aslında cerrahi. ameliyat sırasında. Balonda işlem aslında cerrahi değil, endoskopik yöntemle. Yine endoskopiyle midenin içerisine giriyoruz şuradan, ağzın içinden. Ve midenin şurasına şu kadar bir balon koyuyoruz şöyle. Kimisinde içi hava dolu, kimisinde içi su dolu. Balonun tipine göre değişiyor. Botoksta ise, şimdi botoksa da haksızlık yapmışım. Çok kötü çizmişim. Şunu bir daha düzelteyim. Botoksta ise midenin içerisine giriyoruz. Endoskopiyle hiçbir şey koymuyoruz ve belli noktalara Botoks ilacı şöyle, uyguluyoruz. Değil mi? evet, bu noktalara botoks ilacı uyguluyoruz. Şimdi burada ameliyatta hedefimiz hem hacmi küçültmek hem de şurada midenin iştah merkezi denen bir merkez var. İştah merkezi. Bu bölgeyi almak. Bu sayede aslında kişiler hem az yiyor, mide küçüldüğü için, hem de iştah merkezini de buradan keserek aldığımız için iştahı yine kayboluyor. Fakat ameliyatın bir çok ciddi bir iş gücü kaybı var. 3 gün hastanede yatmanız gerekiyor. 2 maliyeti, bu iki işleme göre de işte balona göre ortalama 2 kat, botoksa göre ortalama 5 kat fazla maliyeti var. Üçüncüsü, ameliyatta komplikasyon ihtimalimiz çok çok daha yüksek. Sonuçta başlı başına bir cerrahi ve büyük bir cerrahi. Midenin büyük bir kısmını alıyoruz. Kanama ihtimalleri, midede kaçak ihtimalleri, ne bileyim, bazı emboli vesaire, çok kilolu hastalar, akciğer problemleri, anestezinin riskleri gibi bir sürü riskleri var. Ama tabii ki mecbursak, tabii ben bu ameliyatı kötülemek için söylemiyorum bunu, ama bilmek gerekiyor neler bekliyor bizi diye. Balonda midenin içerisine büyük bir balon koyuyoruz. Ortalama 600 cc ile 720 cc civarında balonlar var. Bu balonu yerleştirdiğimiz zaman midenin içerisine, kendinizi şöyle düşünün. Bir yemeğe gittiniz ve bayağı bir yediniz, yani çok fazla yemek yediniz. O akşam böyle bir şişkinlik, rahatsızlık, bazıları ne bileyim çıkarmak ister, çok ciddi ağrılar çekerler. Şimdi midenin
içine balonu koyduğumuz zaman insanlar bunun birkaç katını yaşıyorlar balonda. Çok yüksek oranda. %40, rahatsızlık veriyor tabii aslında. %40, %50 oranında hastaların çoğu balonu o akşam veya ertesi gün çıkarttırmak zorunda kalıyor bu ağrılardan O dolayı. O kadar ağrılı Çünkü olabiliyor. mide içine konan balonu sıkıştırıp atmak istiyor. Midenin refleks hareketi, içini boşaltıp göndermek. Dolayısıyla bu sıkıştırma esnasında çok ciddi kramplar yaşıyorsunuz ve çok ciddi ağrılar yaşıyorsunuz. Mide sıkıştırıp aşağı atamadığı besini dışarı atmaya çalışır. Bu sefer de o krampların yanına o dışarı atma hareketiyle çok ciddi bulantılar, öğürmeler yaşıyor Patlama hastalar. riski var mı hocam? Şimdi balon teknolojisi çok ileri. Patlama ihtimali gerçekten çok zor. Ama patlamış balonlar var mı? Çok nadir olarak balon Var. patlayabilir. Buna önlem olarak suyla şişirilen balonların içerisine mavi su koyarız. Metilen mavisi dediğimiz bir mavi ekleriz. O balonun patladığını oradan anlar hastalar. İdrarı maviye boyanır. İşte dışkısı maviye boyanır. O şekilde balonun patladığını anlar ki zaten böyle bir iştah açılması hisseder. Balonun işlemin uygulandığı noktada böyle dezavantajları varken işlem bitti. Diyelim balonda da kilonuzu verdiniz. 15, 20 kilo, 10 kilo her neyse. Balonu biz çıkardığımız zaman balonun en büyük bence dezavantajı balonu patlattık ve çıkarttık. Bu sefer sizin karşınızda şöyle bir mide kalıyor. Daha da Daha da genişlemiş. geniş bir mide Niye çünkü öyle? balonun yanına bir de bizim yediklerimiz de ve balonu Yediklerimizi. kapatamadı bir türlü. Ve bu sefer size ben hep şey diyorum. Balonu aldıktan sonra otobana çıkmış bir Ferrari gibi. Eyvah. Ne yesem diye böyle şey yapıyorsunuz ve gerçekten çoğu hastada balonu 15-20 kilo verdikten sonra tekrar çok kısa bir sürede bunun bir buçuk katını geri alıyor hastalar ki bize başvuran en can alıcı örneklerden bir tanesi. 4 kere balon yaptırmış ve 4. balonun sonunda şu anda ilk balon yaptırmaya karar verdiği kilodan daha yüksek Eyvah kiloda. eyvah. Ve bunu 4 defa, her defasında Eyvah hocam eyvah. veriyorum tekrar alıyorum. Balonun böyle bir handikapı var. Bu da yine cerrahi bir operasyon mu hocam? Endoskopiyle yaptığınız bir işlem. Endoskopiyle. Çok ameliyat değil. O açıdan rahat ama tabii ki bu şekilde sıkıntıları var. Buna karşı alınan bir önlem endoskopisiz yutturularak yapılan bir balon var. Ama onu da ben açıkçası riskli buluyorum. Neden Neden? hocam? Çünkü biz size bir hap gibi bir şey veriyoruz. Ucunda bir ip gibi bir şey var. Oradan şişiriyoruz. Siz yutuyorsunuz. Sonra biz size bir röntgen çekiyoruz. Çektiğimiz röntgende balonun midede olduğunu düşünerek röntgen görüntüsüne bakarak hiç endoskopi yapmadan ve görmeden şişiriyoruz. Büyük ihtimalle yine bir şey olmuyor ama açıkçası benim klinik yaklaşımıma göre ben çok riskli buluyorum. Çünkü eğer bu balon yani mesela yapacağımız endoskopinin risklerine göre bu çok daha riskli. Çünkü eğer Midede bu değil balon de şurada kalırsa ve benim çektiğim röntgende bir üst üste binme görüntüsü olursa ben buradaki Eyvah. balonu şurada görürsem, Eyvah. aa bu balon midede dersem ve şişirirsem burada çok ciddi hayati tehlikeye sebep Allah olacak korusun. sonuçlar doğurur. O yüzden ben açıkçası yutturularak yapılan bu son sistem balonları hiç yapmıyorum ve önermiyorum açıkçası. Ama yapanlara da saygı duyuyorum. Kendi klinik yaklaşımları. Bizim en sık yaptığımız işlem ve önerdiğimiz işleme gelince botoks gerçekten çok risksiz dediğimiz endoskopiyle midenin içerisine giriyoruz. Midenin bu bölgelerine dediğim gibi küçük küçük enjeksiyonlar yapıyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Yaptığımız bu enjeksiyonlar sayesinde midenin genişlemesini ve şu Kasılma hareketini mi sıkıştırma engelliyor? hareketini engellemiyoruz tamamen de azaltıyoruz. Ve böylece aslında mideyi bir önceki programda balon ve plastik şişeyle örnek vermiştim. Böyle balon gibi genişleyebilir hal yerine plastik şişe gibi sıkı bir hale getiriyoruz. Bu sayede aslında tüp midenin simülasyonu diyorum ben. Aslında hacmi küçültmüş oluyoruz biraz. Mide sıkılaştığı için. Bir de hocam o kasılma hareketleri daha yavaşladığı için yediğimiz besinler daha çok kalıyor mu? Tabii daha uzun süre O yüzden kalıyor belki ve geç tabii ve bu acıkıyoruz. sayede de sindirmemiz de kolaylaşıyor aslında. Artı hacmi de küçültmüş oluyoruz. Bir şekilde mideyi sıkılaştırarak. Tüp midenin birinci etkisine benzer. İkincisi midenin üst tarafı fundus dediğimiz kısma yaptığımız yer. Burası neydi? İştah İştah merkezi. merkezimiz. Bu bölgeyi de nasıl ki botoksu terlemede kullanıyorsak, koltuk altı terlemelerinde botoks yaptığımızda terlemeyi kesiyorsa, burada da iştah merkezindeki hormon salınımını engelliyor. Ve bu sayede bizim iştahımızı da kesiyor. Yine tüp midenin simülasyonu.
benzerlikleri var. Aynen öyle. Yani hem iştahımızı kesiyoruz hem hacmi küçültüyoruz. Küçültüyoruz. Ve bütün bunları 15 dakikada yapıyoruz. Hı-hı. Ve bütün bunları ameliyat risklerini almadan yapıyoruz. Ve bütün bunları iş gücü kaybınız veya ne bileyim 3 gün hastanede yatışınız gerekmeden ve bunun 5'te 1 fiyatına. Şimdi bir de hocam şeyi karşılaştırmanızı istiyorum. İşlem sonrasını. Evet. Yani işlem sonrası üçünde hastanın konforu nasıl olacak? İşte söz ettiğim şimdi bir kere zaten tüp mide ameliyatında ameliyattan çıkıyorsunuz. Hı-hı. İşte buradan bir hortum, mecburen bir hortum çıkıyor. Hı-hı. İçeride kaçak var mı yok mu kontrol etmek için, kanama var mı yok mu? Bu 3-4 gün kalıyor. Hı-hı. Bizim nöbetçi bir hortumumuz içeri Hı-hı. hakkında bize bilgi versin diye. Yaralarınız var, kesikleriniz var, yiyemiyorsunuz, içemiyorsunuz, hareket kısıtlılığınız var gibi gibi. 3 günde hastanede yattık orada. Tabii 3 günde hastanede. Beslenmemize ne zaman normal beslenmemize geri dönüyoruz ameliyatta? Normal beslenmenize yani herhalde bir ay sonra falan Hmm, bayağı dönersiniz. Yani sonraymış. bir kere ilk 15 günlük bir sıvı diyet dönemi var. Sonra Hı-hı. 15 günlük püre diyet dönemi var. Ondan sonra katıya yavaş yavaş geçiyorsunuz. Hı-hı. Bu dönemde de tabii ki bir nevi konforsuzluklar yaşanıyor. Hastanede 3 gün kaldıktan sonra bir hafta evde dinlenmeniz gerekiyor. İş yerine en az 10 gün gidemezsiniz. Hı-hı. Bayağı uzun ev Gibi. istirahatimiz Aynen var öyle. orada. Bu başlı başına büyük bir cerrahi operasyon. Hı-hı. Peki balonda? Balonda aynı gün eve gidebilirsiniz. Ama gidebilirseniz şöyle ki Zor mu? ağrısı, balonun yaptığı gerginlik, mide bulantısı her hastada olur demiyorum ama %50 gibi bir oranı var Bayağı gerçekten. yüksek. Anladığım kadarıyla biraz rahatsız edici bir işlem. Rahatsız edici. Yani midenizi biz böyle bir şeye şişirmişiz ve mide kendini Hı zorluyor. Yani hı. şöyle düşünün kendinizi yarım kuzu yemişsiniz. O gün böyle oturuyorsunuz böyle hareket Hep edecek. o his mi var? Hep o Hep his var. çok yemiş hissi Hep var. çok Çok yemiş rahatsız hissini. edici bir Evet. his o zaman. Ve bulantı bunun üstüne ekleniyor. Eyvah. O yüzden de bazı hastalarda işlem sonrası hastaneye yatmak, çok ciddi işte bulantı önleyici ilaçlar, işte spazm önleyici ilaçlar, serum takılmaları gerekebiliyor ve bundan bunalan hastaların çoğu da dediğim gibi yarısı balonu o akşam veya Geri ertesi çıkıyor. gün geri çıkarttırmak zorunda kalıyor. Ne zaman normal beslenmeye dönebilir balon taktıran kişi? Eğer bu şikayetleri çok değilse ikinci günde balon taktıran kişi yavaş yavaş normal. Yemeye İlk gün ilk bir iki başlayabilir. gün sıvı beslenir. Hı İkinci hı. günde başlayabilir. Hastanede yatma durumu var mı balonda? Eğer kötü tablo değilse hani çok tolere Hı edebilecek hı. durumdaysa 4-5 saat sonra balon da çıkabilir hastaneden. Şimdi botoksu da tekrar açıklayalım hocam. Botoks'a Karşılaştırma yaptığımız geldiğimizde evet şekilde. botoks'a geldiğimizde ise botoks'ta hastanede işlem zaten 15 dakika sürüyor. Hı. İşlemden 15-20 dakika sonra tamamen kendinize geliyorsunuz. Hissedeceğiniz en kötü şikayet biraz gaz sancısı, Hı. belki hafif hafif midede batmalar. Hı O da hı. 1-2 saat sürüyor. Hı. Ama atıyorum masa başı yani ne iş yaparsanız yapın aslında. Sabah 9'da yaptığımız işlemde en kötü ihtimalle 12'de işinizin başına geçebilir. Güzel. 12'de normal beslenmenize dönebilecek pozisyondasınız. Hı. Yani öğle arası işten çıkıp mide botoksu yaptırabiliriz hocam. Ya o kadar değil tabii de hani öğleden öncesini izin alırsanız öğleden sonra işe İşe gidebilirsiniz. gidebiliriz. Aynen öyle. Bayağı konforlu gözüküyor peki. Peki hocam bir de botoks işleminde, mide botoksu işleminde anestezi alınıyor mu, alınmıyor mu? İzleyicilerimizin geçen hafta bize sorduğu sorulardan bir Evet tanesi de aslında buydu. geçen hafta anlatmıştım ama yine üstünden geçelim. Hı. Anestezi alınıyor ama ameliyat yani buradaki anestezi gibi tamamen sizi uyutup entübe dediğimiz akciğer kontrolünüzü Hı de biz elimize alıp gibi bir işlem hı. yapmıyoruz. Hı. Sadece normal evde gece uyuduğunuz uykunun bir tık derinini yapıyoruz. Buna sedasyon diyoruz. O anda işlemi hatırlamıyorsunuz ve aslında sizin biraz güzel rüyalar görmenizi, daha derin uykuya çok çabuk geçmenizi sağlıyoruz. O arada biz işlemimizi zaten çok hızlı bir şekilde bitirdiğimiz için 15 dakika içerisinde uyandığınızda biz işlemi yaptık mı, başlıyor muyuz, ne zaman gideceğizi anlamıyorsunuz bile ve çok güzel bir şekilde işlemi olmuş bitmiş oluyor öyle söyleyeyim. Geçen hafta izleyicilerimizin bize ulaştırdığı sorulardan bir tanesi de şuydu hocam. Mesela 5 kilo fazlam var. Mide botoksu yaptırabilir miyim diye sormuşlardı. Evet, şimdi şöyle mide botoksunda yine söylediğim, hep söylediğim aslında biz mide botoksunda bir iştahı Hı kesiyoruz, hı. iki midenin bu kasılma hareketini azaltıyoruz. Bunlar bize kilo verdirmiyor. Hı. Bunlar bizim daha rahat bir şekilde diyet yapmamızı, daha rahat bir şekilde beslenme düzenimizi oturtmamızı sağlıyor. Biz bunları yaptığımızda isterse 1 kilo fazlanız olsun,
isterse, ben hiç kilo almadım ama birazcık iştahım açıldı, onu kontrol etmek istiyorum deyin. İsterseniz de 50 kilo fazlanız olsun. Size kalmış olan bir şey. Biz size bunu veriyoruz. Hı hı. Elinize altın bilezik. Bunu siz artık kullanıyorsunuz ve bu şekilde ortalama 21-22 kilo verdiriyoruz yani hastalara. Yani 20 kilo fazlası olan çok rahat 20 kilo verebilir ama 5 kilo fazlası olan da yaptırıp tabii. 5 kilodan kurtulabilir diyorsunuz. Çünkü aynı zamanda mide botoksu anladığım kadarıyla sağlıklı beslenmeye geçiş yapmak isteyen kişiler için de Kesinlikle. Güzel bir fırsat Kesinlikle olabilir. çok güzel bir noktaya değindiniz. Gerçekten teşekkür ederim. Yani hani kilom yok ama ben çok abur cubur yiyorum. Hı. Çok düzensiz besleniyorum. Canım çok tatlı çekiyor. Bunun önüne geçmek istiyorum ama kendimi durduramıyorum. Botoks yaptırıp bunu tamamen normale döndürebiliriz aslında. Peki hocam, şu kilonun üstü mide botoksu yaptıramaz, yaptırmasın dediğiniz bir kilo var mı? Kilo üst Ya aralığı. şimdi şöyle, vücut kitle indeksi denen bir yöntem var. Dünyaca kabul edilmiş Hı olan bir hı. şey. Boyunuzun kilonuza oranıyla hesaplanıyor. Evet. Burada işte 17-24 arasını normal kabul ediyoruz. 24 ile 30 arasına aşırı kilolu diyoruz. Hı. 30'un üstüne de kademeli olarak obez, morbid obez, süper obez diye gidiyor. Hı. Aslında 35'in üstü, hatta 40'ın üstü olduğu zaman daha çok ameliyat ve cerrahi yöntemler öneriliyor. Ama belli sebepler var. Mesela şimdi ben atıyorum 50 kilo fazlam var ama benim tüp mideyi karşılayacak bütçem yok. Hı. Şimdi o zaman senin böyle bir bütçen yok diye sen git hadi bakalım nasıl zayıflarsan zayıfla demiyoruz. Evet, botoks biraz daha uygun. Destek alıyoruz. Tabii buradan 3 kere yapılabilir, Hı. 4 kere yapılabilir. Bu şekilde kademe, yani şöyle düşünün. Tüp mide ameliyatını 3 yılda taksit taksit ödüyormuş Ödemek gibi gibi. düşünün. Her defasında 15-20 kilo verdikten sonra hem beslenmeyi düzene sokmuş Hı. olursunuz, hem herhangi bir cerrahi risk taşımıyorsunuz, hem de güzel güzel bizim kontrolümüzde ilerliyorsunuz. Bu Yaptırılabilir. birinci seçenek. Hı. İkincisi, mesela yine benim 50 kilo fazlam var ama şahsen ben de korkuyorum. İğneden korkuyorsunuz Hı. mesela. Hiç, yani benim mümkün değil, kimse ameliyathaneye sokamaz diyor. Ölürüm bu kiloda, yatarım ama girmem diyor. Şimdi onu yine ameliyat riskleri yerine biraz daha soft, Yine hani zamana yayarak. endoskopide küçük Hı. küçük hastayı şey yapmadan, irite etmeden, ameliyat etmeden, ameliyat risklerinden korkutmadan küçük daha basit bir yöntemle çok fazla kiloluları bu şekilde yapıyoruz. Ama gerçekten abartı kilosu olan kişilerde bazen tüp mide bile yetersiz olup gastrik bypass yapmak çok daha doğru bir yöntem olabiliyor. Onu da hekimleriyle zaten görüşerek Aynen, karar görüyoruz, değerlendiriyoruz, verebilirler. hastayla Hı. konuşuyoruz ama tabii ki dediğim gibi bazı faktörler var. Bizim hedefimiz hani sen olursun, sen olamazsın, çık git değil. Hedefimiz hastayı bir çözüme kavuşturmak. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben Gerçekten teşekkür güzel bir ederim. sohbet Sağ oldu. olun. İlerleyen haftalarda yine Yine birlikteyiz beraberiz. inşallah. Sağ olun.